etmesini istiyorum. Evet. Baba, duydum şimdi. Allah, Allah. Dört kişiyiz, değil mi? Alın bak, Karayip Korsanı görmek istiyordunuz, Jack Sparrow'u. Evet, evet, nerede? Ben niye hepinize merhabalar arkadaşlar. Günlerdeyiz. Bugün Amsterdam'dayız. Amsterdam'ın göbeğindeyiz. Hollanda kanalımız var. Yani Hollanda temalı kanalımız var. Ama maalesef daha Amsterdam'ı sizlere gezdiremedik. Vallahi ne kadar zamandır bizim aklımızdaydı. Bir Amsterdam'a girip bir Amsterdam turu yapalım. Amsterdam video çekelim diye. Kısmet bugüneymiş diyelim. Hollanda'nın en popüler şehri. Yani aynı zamanda başkenti Amsterdam. Yani her santimetre karesi görülmeye değer. Ama bizim tabii vaktimiz kısıldı. Malum çocuklarla beraber geldik. Ama gösterebildiğimiz kadar size Amsterdam'ı yaşatmaya, göstermeye çalışacağız o zaman. Belli yerlerimiz. Evet, belli yerlerimiz. Bir de kanal turumuz olacak. Zandam'a gideceğiz nasipse. Evet, o zaman turumuz başlasın mı Süreyya Hanım? Başlasın. İyi, hadi. Görüşürüz. Turumuzun ilk durağı olan Zandam, Hollanda'nın en popüler lokasyonu. Amsterdam'ın kuzeyinde olan Zandam, Hollanda deyince ilk akla gelen ikonik değirmenleriyle ünlü, şirin bir kasaba. İçine girince kendinizi Alice Harikalar Diyarı'ndaymışçasına hissedebilirsiniz. Zandam'da görecek o kadar çok şey var ki, çocuklarınız buraya gelince hiç gitmek istemeyecek. Hello. Yeah, okay. Dilerseniz kanalın kenarında sıra sıra dizilen değirmenlerin önünde hatıra fotoğrafı çekebilirsiniz. Abi burası derin mi? Oraya bakarken hadi üçümüz de hadi oraya bakarken çekelim. Burada peynir yeri. Evet, şimdi Zandam'dayız. Zandam'da şimdi peynir nasıl yapılır burada? Hollanda'nın biliyorsunuz peynirleri çok meşhur. Peynir yapımını göreceğiz. Tam muhteşem arkadaşlar. Hollanda'ya ziyarete gelmek isteyenler buraya mutlaka uğramalı. Burası bir masalsı bir köy adeta. Tamam. Aha. Bence geziyoruz. Bak orada peynir şeyleri var. Şu bizim tam köy peynirine benziyor. Hangisi? Şu mu Murat? Ben yemek istiyorum.
Peynir tadarken de size peynirin nasıl yapıldığını gösteren küçük bir müzede gezinti yapabilirsiniz. Aa, burada gerçekten yapıyorlar herhalde. Hı hı. Aa, görüyorum. Arkadan bakalım. Buradaki hediyelik eşya dükkanında aman ha kaybolmayın. Kupasından magnetine, minyatür bisikletinden değirmenine kadar buradan sevdiklerinize bir sürü hediyelik eşya satın alabilirsiniz. Yalnız biraz tuzlu benden söylemesi. Zandam'da gezerken mutlaka uğramanız gereken yerlerden birisi de Hollanda'nın meşhur tahta pabuçlarının yapıldığı atölye. Buradan kendinize hatıra olarak bir tahta pabuç alabileceğiniz gibi atölyede bu pabuçların nasıl yapıldığını da görebilirsiniz. Kızım, artık suya dayanıklı bir tahta şeyler. Eskiden burada çok bataklık oluyormuş ya. Onlar da bu şekilde bunları giyiyorlarmış. Üçüro. Böyle. Üçüro, anladın mı? Hetro olsun. Hı? Üçüro. Buraya kadar gelip de bu tahta papuçların önünde resim çektirmeden gitmek olmazdı. Hayır anne, az önceki gibi yapalım. Az önceki gibi yapalım. İnsanlar bekliyor. Hadi. Güzel, sonra ben yapacağım sonra. Önşemle tutsana. Öyle başlayalım. Kendimi ayakkabı kayığına binmiş gibi hissediyorum. Baba kafası sıkışmış mı? Baba kafası sıkışmış. Şey... Getir açıkla. Abla! Zandamı bitirdik. Şimdi Amsterdam merkeze gidiyoruz. Orada güzel bir kanal turu bizi bekliyor. Vallahi ben şunu söyleyeyim. Amsterdam öyle bir günde gezilecek bir şehir değil kesinlikle. Sıradaki durağımız Amsterdam şehir merkezi. Şimdi arabamızı park ettik şuraya. Amsterdam tren istasyonu karşısında. Şimdi feribot geliyor. Feribota bineceğiz ve Amsterdam merkezde gezmeye başlayacağız.
Daha varır varmaz şehrin canlılığına kendinizi kaptırıyorsunuz. İlk durak Kanal Turu. Baba önleri... Baba! Valla attım! 5 kişiyiz değil mi? Amsterdam'a ilk kez geliyorsanız yapmanız gerekenler listesinde ilk sıraya Kanal Turu'nu koyun derim. Çok güzel. Bu benim ikinci Kanal Turum. Hep istiyordum ki çocuklarımla hep beraber burada bir Kanal Turu yapayım. Artık kısmet bugüneymiş. Demeyin yani ya, Hollanda kanalımız var ama bir türlü Amsterdam'ı göremedik diye. Sizin için Amsterdam'ı geziyoruz. Ya o çok gürültülü bir yan. Ama şimdi o motor çalıştıracağı için. Duyabilsek duyamıyoruz ki. Avrupa'nın en meşhur kanal turları sıralamasında ilk üçte yer alan Amsterdam, kanal turu ile şehrin en güzel destinasyonlarını yürümeden görebilirsiniz. Fiyatları 10 Euro'dan 60 Euro'ya kadar değişmekte. Dilerseniz kapalı veya açık tur, 60 veya 90 dakika, yemekli yemeksiz, gündüz, gece seçenekleri fiyatların değişmesindeki sebeplerden bazıları. Man nennt das Gebäude auch das Haus mit den 1000 Fenstern. Das Gebäude wurde in Turla gezerken kanal boyunca en çok gemi evleri gözüme çarpıyor. Burada insanlar gerçekten yaşıyor. Tecrübe etmek isteyen olursa eğer, bazılarının günlük kiralandığını da duymuştum. Baba niye başka değil sordun? Bu fazla farklı değil bu Kanal Turu bu 7 halkının bir tanesini size gezdiriyor. Dedim ya, tercihiniz ve kesenize göre. Ama bir saatlik yaşattığı seyir zevki inanın verdiğiniz paraya değiyor. Tren istasyonundan itibaren kanal gördüğünüz hemen her yerde tur ajantaları var. Merak etmeyin, kimse kalkıyor, kalkıyor, boğaz turu kalkıyor deyip sizi saatlerce bekletmiyor. Neyse. Amsterdam merkezi de tıpkı İstanbul Suriçi gibi size bir müze şehri geziyormuşçasına bir his veriyor. Bu şehirde 160 küsur kanal, 1270 tane köprü var. Sakın ola ki bir tur ile ya da bir günde bu şehrin tamamını gezebileceğinizi düşünmeyin. Amsterdam öyle bir solukta gezilecek bir şehir değil. Bu şehri hissetmek için sizin bir hafta ihtiyacınız olabilir. Amsterdam'ın Suriçi diyebileceğimiz merkezi halka şeklinde 7 kanaldan oluşur. Bu 7 kanal kazıklar üzerine inşa edilmiş. O yüzden şehirdeki eğri binaları görünce sakın şaşırmayın. Deprem bölgesinde olmadığı için hepsi hala ayakta. Merak etmeyin, belediye belli aralıklarla bu binaları kontrol ediyor. Var, içi de var tabi. Geminin aynı gemi bu, gemi. Aa, bunu bilelim mi? Kendi sürelim mi? Alın bak, Karayip Korsanı görmek istiyordunuz. Jack Sparrow'u. Nerede? Nerede? Ben niye gülüm? Aaa! Ben Bismillah. Allah! Allah Allah! Allah! Azrail! Şimdi de Amsterdam şehrinin kalbi diyeceğimiz Dam Meydanı'ndayız. Şehrin en bilinen yeri
siz deyin Gülhane Parkı, ben diyeyim Sultanahmet Meydanı. Yani aşıkların buluşma yeri, turistlerin fotoğraf çekilmek için akın akın geldiği yerdir Dal Meydanı. Ulusal Anıt, Kraliyet Sarayı, Yeni Kilise ve Madame Tussauds gibi meşhur yapıtlarla çevrili olan Dal Meydanı, şehrin hemen her yerinden yürüyüş mesafesi uzaklığında. Burası 7/24 canlı bir yer. Gösteri ve eylemin her çeşidini görebilirsiniz. Özellikle sokak sanatçılarının performansları müthiş. Son durağımız Damrak Caddesi ve biz şu anda orada yürüyoruz. Damrak, tren istasyonundan başlayıp Dam Meydanı'na kadar uzanan caddenin adıdır. Şehrin en turistik noktalarından birisidir. Bu caddede hemen her yer kafe, restoran. İstediğiniz mekanda yiyip içebilirsiniz. Dilerseniz Hollanda'nın en ünlü atıştırmalığı frit, diğer adıyla patatın tadına bakabilirsiniz. Tabii sıra size gelirse. Body World Müzesi'ni de belki duymuşsunuzdur. Hani canlı bedenlerin mumyalanıp sergilendiği müze. İşte o da bu caddede. Neyse, biz bütün gün gezince çok yorulduk. Hele 3 çocukla. Amsterdam'ı gezeceğim diyorsanız öyle bir günde her yeri görmek zor. Bugünlük bizden bu kadar olsun dostlar. Amsterdam vloglarımız tekrar gelsin istiyorsanız eğer videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Thank you.